Merhabalar yeniden. Dördüncü bölümle karşınızdayım. Scarbrand seferinde şu an Ejder boynuzun madenlerini yıkıp buradan bir ordu daha çıkaracağım. Planım oydu ve o planı şu taraftan saldırarak yürürlüğe koyayım ki o tarafa doğru gideyim. Bu arkadaşların Ekrund'un içine kaçması hoş olmadı benim adım ama çok da önemli değil. Burada 109 kafatası varmış. 109 kafatasından bir şey olmaz. Yok, otomatik sonuçlandırma çok çekici geldi bir an. Tembellik edesim geldi ama yok, hayır, Scarbrand'de yok öyle bir şey. Scarbrand kendisi bile halleder ama biraz hasar alabilir. Boşver, ben yine klasik dizilimimle dalayım. Menzillerin içine girmeden bir yaklaşalım öncelikle. Şu orduyu hala daha büyütmemiş olmam, büyütememiş olmam. Sürekli aman biraz daha hareket etmem lazım, biraz daha hareket etmem lazım diye diye. Hiç birim yetiştiremedim. Yani 3 tane kan döken yetiştirdim sadece. Birkaç tane de kaos savaşçısı yetiştirmem lazım. Okey. Şu arkadaşın kafasına bir tane summon atalım. Ardından şu ön sapları ilerletelim. Bunları da arkasından yavaş yavaş ilerletelim. Yani siz hasarlısınız aslında, hiç daha fazla hasar alma riskini göze almayın isterseniz. Scarbrand'i birazcık hareketli kullanmakta fayda var. Şarj modusundan ve animasyonunun güzelliğinden faydalanmak adına. Çevreden dolaştırmak için biraz zaman harcadım. O sırada da savaş bitti bu arada. Hiç dümdüz saldırtabilirdim aslında. Ama çok da fark etmedi. Zaten önden bunları göndermem gerekirdi. Kaos savaşçılarını, arkadan diğerleri geldi. Şu arkadaşı birazcık boşlamışım yalnız ya. Arada fazla hasar aldı. Onu gözden kaçırdım bir anlığına. Korunma muskası. Okey. Fena bir kötü seviyede bir item ama özelliği fena değil yine de. Kan tanrısı için kan. Uf, tam da istediğim yere ve bol miktarda yürüdü Scarbrand. Güzel oldu, güzel. Şimdi niyetim burayı talan etmek ve yoluma devam etmek. Kuzeyden saldırıp gidebilsem iyi olurdu ama öyle bir imkanım yok. Buraya saldıracağım, talan edeceğim. Şu tarafa doğru, Acıtaş madenine doğru hareketimi sürdüreceğim. Henüz 13. rütbeye ulaşamadık. Bunları harcamadan önce 13. rütbeye ulaşmayı bekliyorum. Arkadaşlar harcayabilirim ama tabii ki. Sanayişe karşı savaşmak gibi bir olanağım yok yakın zamanda. Buradan devam edeyim. Bunları alır almaz hareket edemiyorlar tabii ki. Önümüzdeki tur Ekrund'a saldırıp Ekrund'u bu orduyla alma niyetindeydim ama önümüzdeki turda yetişemeyecek gibi. Ekrund birazcık kendini toparlamış olacak o ordu oraya gelene kadar yani, ama hallederiz bir şekilde. Şurayı bir talan edelim öncelikle ama. Bu kez destek gelecek bir birlik yok ama yine de aynı şeyi yapabilirim. Şu tarafta başlayayım, onlar o tarafa yığılsın, sonra da bu tarafa doğru hareketleneyim. Ayrıca ok yemek zorunda kalmadan kapılarını kırabilirim. Ardından da kafalarını kırabilirim. Benzinli birimleri bol. Summonlarımı ideal bir pozisyonda kullanılmak üzere bekleteyim o yüzden. Lok diye kullanmayayım. Scarbrand çok da hızlı kapı yıkıyor ya. O özelliği de güzel bu arada. Bazı lordlar ne kadar güçlü olursa olsun kapılara böyle çok animasyonları nedeniyle iyi vuramıyorlar ama Scarbrand kütür kütür vallahi harcıyor, hiç acımıyor.
Bir de tazelenme aldığı zaman zaten Scarlet iyice uçacak. Ki zaten bu tur mu, önümüzdeki tur mu ya, almam gerekiyordu ya. 3 tur olmadı mı ben o teknolojiyi araştırmaya başlayalım? 3 tur değil miydi araştırması için, araştırılması için gereken süre? Takılıp araştırdım ve o sancağı aldım ama takmayı mı unuttum zannetmiyorum ya. Yok. Bu turdan önce bitmemişti de belki bu turda bitmiştir araştırma ve takmamışımdır ama bakalım. Neyse önemli değil. Savaşta o kadar şart değil zaten. Takmamışsam takarım. Sizin gitmenize gerek yok. Halleder orada onu. Direkt hasarlılara daldı valla. Scarbrand sen onları fazla kovalama istersen şuradaki Lord'a gelip dal. Diğer kahramanımı hareket ettirmek istemiyorum fazla. Lord'a daldırmak istemiyorum. Biraz hasarlı malum. Okey, Lord'lar öldü. Sen geride dur istersen ya. Sizler yanımda durun. O kadar da sayıda birimleri olan bir ordu değil karşıdaki. Size de ihtiyacım olabilir. Ama onlara geride bir dikkat edeyim tabi. Şurayı yıkmaya çalışırken oradan bir ok yiyeceğim. O yüzden şu samını burada kullanmak mantıklı. Hatta şu an bile ok yiyorum. Okey, onların peşinde koşmayın. Gidin şurayı yıkın. Siz de şu arar veletlerine dalın. O sırada ok yemeyeyim. Ben animasyonunu övdüm ama bu barikatlara saldırırken hala sıkıntı yaşıyor bak. Yani birazcık ok yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu an daha hızlı yıkmamın bir imkanı yok burayı. İki taraftan da ok yiyoruz hatta. Yani. Come on, come on. Yeter bu kadar okladığınız. Bir tane sabunum vardı sadece onu kullanmayı unuttum. Şu arkadaşlara atalım. Siz de bir yapın dövüş saldırısı bonusu alın arada. Arkadaş ne biçim menziliniz varmış sizin de ya. Şuraya menzilini arttıran şeyden mi dikmişler? Aynen %20 menzilini arttıran şeyden dikmişler. Ben çok çılgınsın ya. Bir vuruşta 20-30 tane adamı uçuruyor ve öldürüyor ya. Bu daha zayıf zamanları tabi. Bir rütbe 13 olunca mesela ilk atılımını yapacak. Sonra da yaldır yaldır gidecek. Orduları kendi başına almaya başlayacak. Yanındaki ordusu sadece Scarbrand'i izlemekle, ona tezahürat etmekle yetinecek ondan sonra. Dayandılar. Şuradakileri de alalım. Bunu ele geçirmek için şunu mu ele geçirmek gerekiyordu? İsterseniz önce o tarafa gidin aynen. Üf, bunlar şimdi beni oklayacaktım ya burayı yıkana kadar ben. Neyse burayı hızlı yıkabildik en azından. Ki oklanmamayı da tercih ettiler. Yakın dövüşte saldırmayı tercih ettiler. Okçu olmalarına rağmen çünkü neden olmasın. Burayı talan ediyorum. O gelirinde faydası olacaktır tabii ki.
Bineğe kavuştu kahramanım, güzel. İki tane bineğe kavuştu. Hangisini kullanıyor şu an? Kan tahtını. İyi olan da buydu galiba, değil mi? Yani ikisi de farklı amaçlara hizmet eden şey ama kan tahtı motosiklet olandı, değil mi? Motosikleti tercih ederim. Garbrandt 11 oldu. Henüz 13 değil. Bir eşyalardan sana bir... Zaten korku ve dehşet salıyor bu, değil mi ya? Yok, sadece korku salıyor, dehşet salmıyor. Şunu al. Sonra Scarbrand, sen acı taş madenine doğru harekete geç. Arada da şunu al. Az miktarda bir kafatası ama olsun artık. Şu vaziyete geç. Ve artık birazcık basayım yani, bir zahmet artık. Dostumuzda ekranda ulaşmayı isterdim ama maalesef ulaşamayacağım. Önümüzdeki tur. Bakacağız. Bu kardeşlerimiz bir tanesi zayiat almaya başladı bile. Öteki de önümüzdeki tur alacak o zayiatı ama yakında saldırabileceğim bir hedef yok. Şimdi en yakın hedef burası değil mi? 3 turda falan ulaşıyorlar oraya. Buraya da 3 turda. Yani nereye yolladım çok fark etmiyor aslında. Şurada, şuraya 3 turda saldırabilecekleri en azından kesin. En azından buraya yollayayım o zaman. Kırk çok büyük bir para değil, yapalım. Sen yukarı doğru hareketini devam ettir. Defkork bildiğimiz gibi. Ha, teknoloji daha araştırılmamış, tamam. Flamayı daha alamadık. Önümüzdeki tur alacağım. Flama demişim, sancak. Scarbrand'in harcanmamış puanları harcanmamış olmaya devam etsin. Karakol yapmayacağım şimdilik. Yani zarar olmaz, faydası olur ama çok maddi açıdan daha da kırmızılaşabilirim yakında. O yüzden yeni ordular bastıkça, o yüzden şimdilik bir kalsın. Yes. Tur arasında Verzey'in kahramanı şu orduma karşı ordunun önünü kes eylemi kullandı. Başarılı da oldu. O yüzden buraya ulaşamayacağım iyice kesinleşti. Ordunun önünü kesmesine rağmen 70'e indirmiş. 70 olmaması lazım tabii bunun yürümesine. Neyse, önümüzdeki tur ulaşırız artık ekranda. Burada da iki tane kanat tutamış varmış. İki tane korn yaratığı falan. İyi yani, fena değil. Az etti, kalmana gerek yok. Şu vaziyeti seçebilirim. Zayiat yaşar hafiften ama büyü rüzgarlarını maksimumda tutar. Büyü rüzgarları maksimumda olmasının esprisi de büyü kullanamıyor malum korn karakterleri. Yani büyü direnci ve sarı sefer hareket menzili veriyor gördüğünüz üzere. Ekstra %5 hareket, %4 sefer hareket menzili hiç fena olmaz. Ama bunun için çok da ihtiyacı yok ya bu ordunun. Bu vaziyette kalıver. Bu vaziyette kalma. Normal vaziyette kal. Ekranda önümüzdeki tur. Saldırırız. Bir 8-10 kişilik bir orduya karşı savaş vermesi gerekecek gibi. Şimdi asıl soru Scarbrand. Ayıştaş madenini elbet. Dur. Burada böyle bir kardeşimiz var. İlginç. Şu an savaş halinde değilim ona. Onunla. Şimdi acı taş madenine saldırırsam. Burayı yıkarsam. Şuradan falan saldırmayı tercih ederdim ama. Düz saldırmam gerekecek maalesef. Burayı yıktıktan sonra beni şuralara falan atar. Yürümem acaba şu adama saldırmaya yeter mi? Sanki yetmez ama. Galiba talan etmem daha mantıklı olabilir ya. Ay be, daha fazla kaos savaşçısı nihayet. Siz üçünüz artık komple geride kalabilirsiniz en azından bu savaş için. Daha fazla hasar almalarının riskine girmeyeyim. Yine klasik ayı taktik. Belli bir
kenardan vurmaya çalışıyorum. Orduya ortadan girmektense onun dışında çok bir taktik yok yani. Bir de önden kaos savaşçılarını yollamak, kan dökenleri arkadan veya yanlardan saldırtmaya çalışmak, ilk saldırıyı onların yememesine özen göstermek. Tek taktik, onun dışında Scarbrand'i yolluyorsun, kazanıyor zaten. Mesela şuna direkt seni yollayalım. Siz şu tarafa doğru gelin, siz şu tarafa doğru gelin, sen ortadaki şuna dal. Ha, sen motosiklete kavuştun da artık bir tane hızlı birimin var nihayet. Über hızlı olmasa da. Savaş tazıları hariç tabi, onları saymıyorum. Sen de dal şurada bir yere. Tamam, Scarbrand sen okçuların orada... Okçulara saldırmaya devam et. Bu arada summon'ım yok çünkü 5 tur geçti o şeyi seçtiğimden beri. Özelliğin adını unuttum ya. O summon veren, 5 tur süren ve 5 turda soğuma süresi olan özellik var ya. Onu seçtiğimden beri. Şunların üzerine bir summon etmek, atmak isterdim yani aslında. Ya sizi aslında bayağı uzak gibi görünse de o tarafa dolaştırmak çok mu mantıksız acaba? En azından şuna... Siz o okçuları engelleyebilirsiniz. Scarbrand onlara ulaştı zaten. Tamam, gerisi kolay. Şimdi burayı bir talan edelim öncelikle. Sonra şu arkadaşa saldırırsam bu geri çekilecek. O yüzden saldırmayayım ben buna. Şöyle yapayım. Scarbrand sen şu yerleşim yerinin arkasında dur, tamam mı? Bunlar Verzek'le savaş halinde mi diye bakayım dedim de değilmiş. Kuzeye şuradan mı gitmek daha mantıklı, buradan mı gitmek daha mantıklı diye bakıyorum. Şurada büyük bir boşluk var. O yüzden şuradan gidilebilir. Şuradakiler nispeten daha yakın ama yerleşim yerleri birbirine. Okey, şu tarafa gideceğim. Şu an doğru yerde duruyorum denilebilir yani. Yok, biraz şöyle dur. Önümüzdeki tur buna saldıracağım. Şunu şu an alsam mı ya? Yok, öyle bir şey kabul etmedi. Ben buna saldırırsam şu an geri çekilir zaten. Onu kovalayacak yürümem de yok. Okey, şimdilik böyle kalsın. Şu vaziyette dur. Birkaç birim daha alalım. Cebimizde para var zaten. Yani aslında bir iki hızlı birim olması orada da şu an iyi olur ya. Kaçanları kovalamak adına. Ben iki tane atlı almak istiyorum. Normalde çok tercih etmem ama bence faydalı olur. Bir tane de bunlardan. Okey, maddi olarak kötü durumda değiliz. Buraya önümüzdeki tur saldırabileceğim. Siz bu tarafa doğru hareketinizi sürdürünüz. Sen yukarı doğru hareketini sürdür. Muhtemelen şuralarda falan kavuşabilirler Scarbrand'le. Okey, hangi teknoloji? Sefer hareketmezlik kan orduları için %10. Savaş sonrası yağma %10. Baskını geç. Harap edilmiş bölgeleri otomatik koloni kurma oranı %5. Bunu kesin istiyorum ya. Yağmacılar ve atlılar için zırh. Ama kaos savaşçıları için değil. Çok yağmacı ve atlı kullanmıyorum. Tamam, bunu geçmeye karar verdim şu an.
Bunu zaten geç. Şu üçünden iki tanesini seçmem lazım. Seferket menzili kan orduları için. Savaş sonrası yağma %10. Önceliği şuna vereceğim. Şimdilik diğer teknoloji olarak da şuna meylediyorum. Ama emin değilim, ikisi de güzel. Ama şu olmazsa olmaz ya. %5'ten %10'a çıkarıyor çünkü harap edilmiş bölgeleri otomatik yayılma ihtimalini. Etrafı boyamak için mantıklı. Skyband 11. Daha 13 olamadı. Yancımız hareket kabiliyetini biraz daha arttırabiliyor artık. Öldür mü? Sakatla mı? Yok mu et? Öldür tabii ki. Buna 5 tur sonra tekrar basabileceğim maalesef. 5 tur summonsız yaşamamız gerekecek. Kalvaraz'a yatırım yapayım mı artık? Krongimurt'a, Stonehenge. Yani şuradan falan bir saldırı gelebilir buraya. Çok da zengin değilim. O yüzden şimdi ilk beklesin, şart değil. ...88 kafatası verdi. Allah bereket versin de diyelim. Şimdi burada enteresan şeyler oldu. Böyle gelip ölmeyi bekleyen birkaç ordu peyda oldu. Şu aşağıdakine galiba Scarbert'i yollamak birazcık efektif olmaz ama... ...şu yukarıdaki biraz gel beni öldür diye bekliyor. Şimdi öncelikle... ...Acıtaş Madeni. Değil mi? Önceliği şuna da verebilirim ama kaçar bu. Tamam, Acıtaş Madeni. Tamam, Acıtaş Madeni. Bu kadarını da otomatik sonuçlandırayım artık. Tamam, bir şey olmadı. 16 tane kayıp verdik sadece. Burada bir ordu daha yapmak. Düşünüyorum. Yakınlarda bir ordu daha var. Ekron'da alacak ordu. O orduyla beraber bu ikisini bir yerlere yollayıp bir yerleri daha yıkabilirim. Ama bunu karşılayabilir miyim? Yani bir yerleri yıktığı sürece karşılayabilirim. Asalım bakalım ya. Çok etkileyici birimleri yok bu sefer. Aa, bir tane kanoslamışı varmış yine. Yine Scarband 12 oldu. 13 olmasına bir tane kaldı. Belki bu savaştan sonra olur. Şurada önümde bedava bir adam varken bunu almamazlık eden, bunlar herhangi biriyle savaş halinde mi değil. O yüzden ben de savaş halinde olsunlar. Scarband'in önüne öyle ellerini kollarını sallayarak gelme cüreti göstermeleri affedilemez. Bu atlıları savaşın direkt içinde çok efektif aktif kullanma niyetim yok. Sadece işte savaştan kaçanları kovalamak adına falan işe yararlar. Yani tetiklemek için falan işe yarayabilirler. Oklu oldukları için, okçu oldukları için. Ama çok böyle savaşa girsin, hasar versin derdim yok. Ama mesela evet, mesela şu senaryoda üstüme gelmelerini sağlayabilirim onlar sayesinde. Üzerime de parça parça gelecekleri için birden dalmaktan daha iyidir sanki. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Biraz hareketli olmaya çalışıyorum ki onların okçuları da fazla hasar veremesin bana. Tamamdır, tetiklendiler. Arka tarafa geçebilirsiniz siz. Nispeten parça parça geldikleri de söylenebilir. Yani orduyu daha iyi konuşlasaydım.
Bundan daha fazla faydalanabilirdim ama en azından 2-3 tane birimini erkenden alacağım gibi. Siz 2 taneniz oraya geçin. Üçünüz hatta. Siz üçünüz şuraya saldırın. Siz de yavaş yavaş yaklaşın. Siz de arkadan oklarsınız. Sabunumun olmadığını unuttum tabi. Ben okçuları meşgul etmeye çalışsın Skarbrand. Şu kahraman da şu taraftaki okçuları meşgul etmeye çalışsın. Şöyle ortadan dalın. Hepiniz aynı kişiye dalmayın aslında. Aynı kişiye dalmak durumunda kalacak. Şu kahramana dikkat etmem lazım. Onda bir hasar yeme potansiyeli var çünkü. Ya köpekler aslında şu okçuların peşinden gitsin. Skarbrand sen şu tarafa destek ol. Birimlerde çok hasar alan yok şimdilik. Hatta şu King arkadan vurana dalsan iyi olur. Buradaki motorlu kahraman da yani biraz hasar alır gözüyle bakıyordum da hiç öyle pek sıkıntı yaşamadı ya. Okçuların da ok atmasını güzel engelledi. Ama kan dökenlerde biraz hasar alanlar var. Onlara dikkat etmek lazım. Şunun gibi mesela. Bunu biraz geri çeksem fena olmaz. Tamam, köpekler onların işini bitirdiyse şuradaki okçuların peşine düşsünler. Skar, ben senin şu diğer orduların desteğine gelmen mantıklı olabilir. Skar, ben seçmemişim, diğerini seçmişim. Diğeri, sen diğeri demeyeyim de ismini kullanayım diyecektim. Zakroska, kesin unutacağım o ismi. O yüzden diğeri demeyi sürdürüm kendisine şimdilik. Diğeri okçuları meşgul etmeye devam etsin derken savaş bitti zaten. Burada mümkün olduğunca kişiyi öldürmek mantıklı bu arada. Daha fazla kan ve daha fazla kafatası demek. Sen şu lordu bırakma mesela. O kahraman da neyse. Siz ikinizi mesela illerin peşinden koşturmak mantıklı. Sen şunları öldür. Sen şunların peşinden koşabilirsin. Seçemedim. Skarbrand, sen onu öldürüyorsun. Oradaki lordu öldürdük. İllerini daha öldürün o zaman. Tamam Skarbrand. Okey, sen de şu tarafta git birilerini kovala. Skarbrand gidiyor o tarafa doğru. Buradakilerin birkaç kişiyi daha öldürmesini sağlayabilirim. Flamayı özellikle takmadım ama otomatik taktı mı acaba? Yani ya sancağı otomatik taktı, bin kafatası fena görünmedi ya. Ya da hiç hasar almadı bu savaşta. Namlu alayım açıldı. Okay, sancağı takmamış. Onu bir takarız bir sonraki savaşta. Tamam, başka da pek bir item'ım varmış gibi durmuyor. Skarboy 13 oldu nihayet. Yeah. Şimdi 1. Bu etrafına verdiği buff'ı daha güçlü hale getiriyor. Bu muharebe kazandıktan sonra %10 daha fazla sefer hareket menzili veriyor. Artı öncü mevzilenmesi. Nice. Bu çok güzel bir buff veriyor.
%50 temel silah hasarı, %50 zırh delici silah hasarı. Very nice. Bu tazelenme veriyor muharebedeyken. Okay. İki tazelenmeyi de aynı turda alabildik bu arada. Diğer tazelenme bayrağını başkasına takarım. Kahramana takarım. Bu sadece muharebedeyken tazeleniyor ama diğeri de mi öyle acaba? Bakmadı bana. Artı savaş sonrası %15 daha fazla yağma. Nice. Yerel düşman eyaletinde kontrol. Kornio uzlaşması artı 4. Yani. Ama onu da almak gerekiyor bunu almak için. Bu da sefer hareket menzili muharebe kazandıktan sonra %15. Yani %15 buradan, %10 buradan. %25 daha fazla arttı. Savaş kazandıktan sonra muharebe kazandıktan sonra sefer hareket menzili geri kazanma oranım. Ve bir de kan ordusu oluşturduğum zaman artı 3 tane birim olacak içinde. O da canavar gibi. Şu an Scarbrand daha iyi oldu. Bayağı bir daha iyi oldu. Şimdi. Bu arada şu kan dökme de maksimumda. Bakın maliyeti %20 azalıyor şu an. Tüm eyaletler büyüme artı 70. Zayiatik manevranın %4 tüm ordular. Konya uzlaşması artı yerel eyalet artı bir de küresel geçişim resursu eksi 2 tur. Şimdi bu orduyu 20'leyebilirim. O bir seçenek. Ama şu an onu yapmamayı tercih ediyorum. Biraz daha şuraya yaklaşmayı tercih ediyorum. Önümüzdeki tur daha fazla yürümem. Olsun o tarafa doğru. Şimdi bu adamla Ekrund'u alma niyetindeyim. Virus zaferi. Yani bu orduyu kullanır mıyım diye düşünüyorum da kullanacağım galiba bu orduyu ya. Bu savaşı da kendim yapmam gerekiyor. İlk defa şimdi Scarlet olmayan bir savaş veriyorum galiba. Ama Scarlet olmasa bile kana susamış kardeşleri onun yokluğunu hissettirmemeye çalışacaklar. Kimlerimiz var onun dışında? 4 tane kan dökenimiz, 2 tane yaratığımız, 2 kaos kudurmuşumuz, 1 tane de kan mavedimiz yani motosikletimiz var. Böyle tek tek geleceklerse gayet işime gelir. Kaçmalarına izin vermeyin. Tek tek yakalamışken. Hazır şu tarafa daha barikat dikmemişlerken bu taraftan dolaşayım. Barikat değil de başka bir şey dikmişler. Şurada birilerini yalnız görüyorum. Onu yalnız bırakmayayım. İnsanların yalnızlık çekmesi hoşuma gitmez. Arkadaşlar biraz yavaş kaldı. Siz orada savaş vermeye çalışın. Arkadan desteğe geliriz. Aynen. Yakalayamadılar ama arkadan gelen destek sayesinde iki orada birleşmiş oldu. Okey, onlar tamam. Şuradaki okçuların daha fazla müdahale etmesine izin vermeyeyim. Kudurmuşlar biraz hasar alıyor tabi. Aslında daha fazla almasınlar değil mi bunlar? Hem kırılgan oldukları için hem de hızlı oldukları için hızlı olmaları da toplu halde seçip saldırtıyorum ya şu an. Çok mikro yapmıyorum. Önden bunlar gidiyorlar, saldırıyorlar. O yüzden o kadar hasarlılar. Ama onun dışında çok az hasar aldım ya. Ben daha fazla hasar almayı bekliyordum doğrusu.
Güzel. Pyrrhus zaferi diyordu ya. Hay Allah. Yes, burası eyalet başkenti olduğu için işgal etme niyetindeydim. Kafa taslarım 2500'ün altına düştü bu nedenle. Ama zaten o amaçla tutuyoruz ve Verze'yi indirmiş olduk bu sayede. Şimdi bu orduyla ve şu yeni ürettiğim kan ordusuyla bu eyaletteki diğer yerleşim yerlerini bu temizleyecek zaten de şuralara yerleşme ihtimali var bu ogurların ve bu vampirlerin. Bu iki orduyla onları temizlemeye çalışırım. Şu aşağıdaki iki ordum şurayı temizleyecek mesela. Bu eyaleti temizlemekten sorumlu olacak ikisi. İkisinin saldırdığı önemli değil. İkisi de hasar alıyor zaten. Saldıran hasar almayı kesecek. Ya sürekli bir elim tembelliğe kayıyor ama bir kaysın bakalım. Yani okey peki tamam, çok da pişman olmadım. Burayı tan etmek çok çekici göründü ama yok ya, yıkalım, yolumuza devam edelim. Kafatası tahtı için Tenere'ye gitti arkadaş ya. Gorgazan'a inmek istiyordum ben aslında. Sen kendi başına alabilir misin orayı? Olur herhalde. Tamam, sen madem oraya gittin, Grontimignolara doğru hareket et. Orayı da sen almaya çalış. Bu iki yerleşim yerini yıkabilirsem, sadece yüzen köy kalırsa, ki askeri varlığı da burada zaten, barış yaparım ben bunlarla. Bu kardeşimiz... Okey. Yakınlar artık. Umarım yakın zamanda kavuşurlar. Defkov'u üçleyebiliyorum. Kaç para istiyor benden? 4000 istiyor. Tamam, vereyim. Bu ikisinden... şunları bir karşılaştırmak istiyorum. Diğerini de yapabilirim çünkü. Büyüme 5 veriyor. 20 veriyor. Askeri yetiştirme minaları için ekstra inşaat maliyeti azaltımı veriyor. Yerel yetiştirme kapasitesi. Okey. Şuna bir bakıyorum. Hemşehrinin 3 civa. Korni yozlaşması. Bitişik eyaletlerde yozlaşma. Altyapı binaları için. Yani daha fazla büyüme ve daha fazla altyapı binası inşaat maliyeti azaltımı. Bu da asker basmaca. Yani yerel asker basmacayı etkiliyor ama. Yerelden de çok asker basmadığım için. Ama altyapı binası da çok yapmıyorum. Şimdi basalım ya. Burayı değiştirmeyeyim. Diğerlerini tabiaya çevirmeye çalışırım. Buranın bir şeye ihtiyacı var mı? Kontrol yapalım. Pahalı değil zaten. Mesela bir tane yeri direkt tahribata çekilen diyerekten %5 ihtimal tuttu ve burayı almış olduk. Ogurlar burayı ele geçirmedi ama buradaki vampirler burayı ele geçirdi. Onlara bir saldırmayı düşünüyorum. Scarbrand'de imparatorluk topraklarına ufaktan yaklaştı gibi. Bu arada hiç şeye bakmadık sefer koşullarına. 35 yerleşim yerini işgal et, yerle bir et ya da talan et. İmparatorluğa ulaştıktan sonra çok hızlı bir şekilde hallolur o. Katliam ve yıkım görev muharebesini kazan. Onu zaten birazcık daha güçlendikten sonra direkt kazanırım. Ama bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.